Herkese selamlar arkadaşlar. Ayhan Kayan YouTube kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda buy bit launch özelinde birazcık da bu borsa fırsatlarından ve risksiz kazançlardan bahsedeceğim. kripto paralara dediğim gibi bir kumar gözüyle bakmadan düzenli kazanç elde edebilmek lazım. Bu ayı sezonunda çok da kolay olmuyor. Boğa sezonda ise fırsatlar çoğalıyor çünkü borsaların kullanıcı çekmesi lazım ve marketing bütçesini genelde bu fiziksel reklamlara değil de daha çok bu tarz hani kullanıcılarla paylaşım politikasını edinen birçok borsa var. Mesela Bybit bu Launchpad'inde USDT tutanlara çekiliş hakkı veriyor ve bu çekiliş hakkında CRDS coin kazanabiliyorsunuz. Bir, bir fırsat. İşte bunu Bitket'in de mesela yeni kullanıcılara AVAX ödülü gibi bir şeyleri varmış. Eğer kripto paraları yeni geliyorsanız bu tarz ödülleri yakalayabilirsiniz. Çünkü mesela Bybit'de eğer yeni üyesiniz çeşitli yeni üyelere özel kampanyalar yapmışlar. Buradan 5-10 dolar 20 dolar işte duruma göre toplayabilirsiniz. İşte Huabin'in vardı önceden bu tarz ön satış şeyleri ismi neydi unuttum. İşte uygun yerden BNB yakalarsanız Binance'ın Launchpool'ları Launchpad'leri var. Bunlar genel fırsatlar bu. Bybit'in Launchpad'te bir fırsat gibi duruyor. Katılımcı sayısının çok olmayacağını öngörerek söylüyorum. Nedir bu Launchpad arkadaşlar? Bybit'e üyeliğiniz varsa ya da üyeliğiniz yoksa videonun altında açıklama linkinden üye olabilirsiniz. Tek yapmanız gerekenler en risksizinden bahsedersek USDT'nizi ortalama tutuyorsunuz. Ayın 17'si ile 21'i arasında hatta şöyle tam tarihleri söyleyeyim. Ayın 17'si ile snapshot zamanı diye geçer. 21 arasındaki dolar USDT ortalamanıza ya da MNT, MNT mental Bybit'in önceden bit token vardı. Mental'a çevirdiler. 50 MNT tutarsanız bu CRDS'den hak kazanıyor olacaksınız. CRDS projesi nedir? Cradles projesi. Bir oyun projesi. Öyle uzun vadeli tutulacak ilgi çekici bir oyun gibi gelmedi bana. Yani alın coin'ini unutun, şu fiyattan alın gibi bir tavsiyede kesinlikle bulunmayacağım. Ön satışta belli bir X'ten sonra satmak çok daha mantıklı duruyor. Ama işin risksiz kısmına gelirsek, bu MNT kısmına da girebilirsiniz. Elinizde 50'den fazla MNT tutup ya ikisinden birini seçiyorsunuz. Bu arada sub e, üyelik bölümünde ben açıkçası USDT kısmını seçeceğim. Zaten bayağı bitti e, dolarım vardı ve bunu USDT kısmından katılacağım. Eğer çekiliş bana çıkarsa arkadaşlar 94 CRDS verecek bana. Bu da 7.5 dolar gibi bir şey diyor. Bunu ben satın almış olacağım. USDT'ler ile satın almış olacağım. Yani 7.5 dolarımı alacak. Ben CRTS'leri 3x, 4x'e satarsam ya da 5x'e satarsam duruma göre işte 23 dolar, 30 dolar, 40 dolar gibi bir kar elde edebilirim. Çünkü Bybit'in uzun bir süreden sonra yaptığı launchpad'de yüksek x ile bizi karşılayacağını düşünüyorum. Ee, dediğim gibi ama şu an eğer siz bu videoyu izliyorsanız ya da yeni USDT atacaksanız 100 dolar size geç, yetmeyecektir. Çünkü dediğim gibi 5 günlük bir ortalama var. O zaman işte 120 dolar 150 dolar gibi bir şey atmanız gerekebilir 4-5 günlük ortalamayı alacağı için. Ayın 22'sinden sonra e, başvuru kısmı var ve gördüğünüz gibi bu başvuru kısmı 7,5 saat sürecek. Bu periyotta ayın 22'sinde e, ne oluyor? 6,5 sabah buçuktan sonra olması lazım. Ayın 22'sinde çarşamba başvuru yapmazsanız hiçbir şey alamayacaksınız. Bu arada şunun ne riski var? Ee, size çekiliş çıkmayabilir. bile çekiliş çıkmazsa hiçbir kazancınız olmayacak. Onu da söyleyeyim. Tabii ki de bir de USDT buraya atarken bir USDT gider. Bu da bunlarda işin gider kısımları. Eğer yeni üyelik açacaksanız burada da yeni üyelerle ilgili birkaç kampanyadan bahsetmişler. Ben bu linki de atarım. İşte yok trade yaparsanız, onu yaparsanız, bunu yaparsanız ilk gelen 100 kişi şudur budur. Bunları yapabilmeniz için sanırım etkinliğe işte başvuru yapmanız gerekiyor. Onları da e, takip edebilirsiniz yeni üyeler için. Dediğim gibi proje çok ilgi çekici durmuyor. Kaç x yaparla ilgili de bence birazcık Bybit'in politikasına bağlı. Ancak bu proje e, ortaklıklarından dolayı zaten Bitket'te de listelenecek bu arada. Bitket'in de e, Twitter'da gördüğüm kadarıyla Bitket'te de listelenecek. Ve yatırımlarından dolayı Huawei'de de listelenebilir. E, ön satışlarda al sat riskini zamanında e, boğa sezonunda yapıyorduk. Bakın de belki listelemeye gelebilir. Ama bu proje için yapılır mı? İnanın bana biraz fazla riskli geliyor. Yani benim şu an için bu videoyu yapmadık amacım da ne? Elinizde 100 dolar vardır. Metamask'ınızda 100 dolar vardır. Boşta duruyordur. Ya da Bybit'te 100 dolarınız vardır zaten. Holding'de değerlendiriliyordur. Buraya gelirsiniz. Başvuru yaparsınız. Çekiliş size çıkar. 94 yedi 7.5 dolar alırsınız. Belki de 4x'e satarsınız. Ne olur 7.5 dolar 20 dolar cebinize kalır. Çok da eforsuz da bir şey olduğu için bunu sizlere paylaşmak istedim. Tweet atmaya üşendim açıkçası. Beni Twitter'da takip edebilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakınız.